Efendim günaydın, günün maçları birlikteyiz. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Ve bu enerjik girişten sonra da hemen konuğumu tanıtıyorum. Konuğum ilk defa programa katılıyor, benim programıma katılıyor. İlk defa. Doğru mu? Heyecan içindeyim. Peki, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve bu arada rektörü, profesör, doktor Yaşar Hacı Salihoğlu ve Akşam Gazetesi yazarı Köşedaşım. Teşekkür ederim. Program bitti, teşekkür ediyorum. Hocam bu kadar uzun dedikten sonra maşallah. Havamızı atalım. Bak, dedim. Bir de uzun soyadıma evet. Çift ismim var. Evet maşallah. İlk ismimi de kurban etmiş evet, durumdayım. Yani. Maşallah. İlhanımız da var. Doğru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada çok özel ve güzel bir tarzla geldiniz. Yani günün manşetine uygun olsun. Siyah ve krem rengi üzerine çok teşekkür ederim. Görünüm teşekkür burada. Teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle başlıyoruz ki konuklarımızı hızlı tabii. Hızlı. Çok konumuz var. Doğru. Girip çıkacağız. O yüzden de o heyecan doğru. Kalsın diye. Tabii ki. Yaşar Hocam biz seninle size çok sohbet tabii, ediyoruz. O yüzden tabii ben ki. Hemen bir bilgilendirmeyle gireyim önce. O da yorumunuzu da alayım. Böyle güzel haberleri aldığımız zaman sabahleyin. Tabii. O haberleri konuklarımızla tabii, paylaşıp tabii. Onlardan da fikirleri alıyoruz. Tabii. Nedir o güzel haber? MİT'ten PKK'ya büyük darbe. Hemen söylüyorum. Terör örgütü PKK'nın sözlü istihbarat hücresi çökertilmiş. Ve burada çok önemli olan aslında bugünkü haberde önemli olan mevzu yaptım şeyi şu anladığı şeyi o haberi şu örgütün sözde ispat yapılanması çalıştığı bilinen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş istihbarat yapılanmasında iki kişi yakalandı. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Terörle mücadele konusunda son yıllarda kat ettiğimiz mesafe oldukça iyi. Yani nefes alamaz noktaya geldikleri çok açık. Bu yani, mücadeleyi göstenler birçok kısa bir yorum yani bu istihbarat tabii sözde yapılanması falan bütün bunlar sonuç itibariyle o şer ağının birer parçası. Özellikle kilit kapanacak mesajıyla verilen bir anlamda yürüyen operasyonlar zinciri. Bu her zamankinden çok daha da hararetli, derinlikli olması gerektiği bir noktaya geldi. Çünkü biz Kalkınma Yolu Projesi diye bir çok kıymetli bir projeye ilk adımı attık. Basra Körfezi'nden başlayıp Bağdat'ı, Musul'u içine alıp evet. 1200 kilometrelik bu Suriye'yi de içine alacak bir proje aslında. Bu projenin asıl stratejik değeri birçok şeyi konuşabiliriz ama Irak'ın da Suriye'nin de oldu bittiye getirilerek buranın bütün mazlum haklarını birbirine düşman edecek ve parçalayıp toprak bütünlüğünü ortadan kaldıracak bütün o şer planlarına karşı stratejik, ekonomik, enerjik açısından da bir karşı koyuş. O açıdan bu projenin de korunup kollanması açısından çok kıymetli. Zaten Türkiye'nin iç güvenliğini, iç yapısını hedef alan bu terör yapılanmaların, yuvalarının, kuluçka merkezlerinin tamamen kökünün kazınması kaçınılmaz bir durum. Oraya doğru gidiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi iradeyle ortaya konmuş olan bu kararlılıkta, bu mücadelesi. Dolayısıyla bu da çok dediğiniz gibi çok sevindirici bir adım. Daha çok bu sevindirici haberlerle uyanacağımızı evet. Ben değerlendiriyorum. Giderek artık o Kandil'deki bir takım isimler var böyle halkımızın birçoğunu bildiği zaman zaman şer videolarını falan yayınlamaya kalktıkları. Ben o isimlerin de bir süre sonra bu haberlerin konusu olacağını ve etkisileştirileceğini değerlendiriyorum. Bunun evet. Da çok uzun bir süre olmayacağı kanaatindeyim. Bunu da söylemek isterim. Ne güzel ifade ettiniz bir hocam. Bir de tabii Suriye'nin yani. Kuzeyinde de bizim o kararlılığımız sürüyor biliyorsunuz. Önce Mayıs, sonra 11 Haziran, sonra Ağustos. Nedir bu? Sözde bir yerel seçim yapma çabası. Yani PKK terör örgütü bir seçim yapmaya kalkıyor burada. Kim? Arkasındaki ağababasının sahaya sürmesi ve cesaretlendirmesiyle. O ne demişti? Şartlar henüz oluşmadığı için şimdilik erteleyin dedi aslında. Şimdi soru şudur, o şartlar nerede ve hangi şartlar? Suriye mi sadece? Hiç zannetmiyorum. Türkiye'de. Denenmedi mi denendi? Denendi. Türkiye'nin tabii. Yani o siyasi iradesini zayıflatabilmek, Cumhur İttifakı'nı dağıtabilmek, Sayın Cumhurbaşkanı yine bir çevreleyip bir yalnızlaştırma çabası falan. İki lider de, Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Bahçeli de bu tuzakları çok farkındaydılar evet. Ve bu kararlı ortaya koydular. Elbette orada da çağrılarımız var. Kilit kapanıyor diyoruz. Bir an evvel buradan bu tür şer hayallerinizden vazgeçin. Amerika'ya da çağrımız. Karşı evet. Karşıya geliriz yani. Evet. Ve çağırıyoruz zaten NATO toplantılarında bir araya geliyoruz. Tabii biz burada sürekli tabii. Yani. Bizim bir tırnak içerisinde kilitli evet. Program olduğumuz için tabii. Böyle insertler yaparak, araya tabii, girişler tabii. Yaparak da tabii, tabii. Geniş bir çerçeve çizdiniz hocam. Evet. Yani bugünkü bu iyi haber. Evet. Çünkü istihbarat çok bu tür şeylerde özellikle terörle mücadele konusunda
en kıymetli unsurlardan bir tanesi. Bunlar enselenmiş. Ve geniş çerçeve içerisinde güvenlik dediniz. Ülkenin geleceğiyle ilgili. Tabii. Ve NATO dedik yani. Ülkenin aslında uluslararası ilişkiler boyutunda tabii. da güvenlik meselesini tabii. koyduk. Tabii. Ve oradan o zaman devam edip buradan iç politikaya döneceğiz. Aha. O da şu, o da bir bence çok güzel bir yapı. Aslında belki de bazı yürekleri çok soğutmuyor olabilir yaş hocam ama evet, evet. bir güzel haber de şu. FETÖ'cü hainlere 138 kez ağır müebbet cezası Yargıtay tarafından onanmış. Ha soğutur mu? Ben burada böyle romantik konuşmayı tabii. sevmiyorum ama evet. bu FETÖ duyunca evet. soğutur mu? Hep 138 kez ağırlaştırmış tabii. deyince hani bir karşılık gördüler tabii. bunu. Bu dünyada görmek önemli bir şeydi. Tabii çok çok doğru. O hatırlayın yani, 15 Temmuz döneminde yaşadığımız travmayı hatırlayın. Ya. Nasıl artık idamları ister hale tabii, geldiğimiz tabii, tabii. o dönemler ki yani ben hala istiyorum. Meydanlarda haykırdı evet. insanlar kuşkusuz. Ama tabii 252 canımızı kaybettik. Evet. Yani 2000'in üstünde gazimiz var. Onların bir kısmı yatağa hapsolmuş ya. Durumda. Allah onlara acil şifalar versin. Allah bin kere razı olsun kaybettiğimiz şehitlerimize. Onlar... Bizler yaşayalım diye canlarını verdiler. Bu ülkenin bağımsızlığı, bu ülkenin, bu milletin iradesi teslim alınmasın diye canlarını evet. seve seve verdiler. Tabii bunun karşılığı binlerce yıl müebbet de olsa kuşkusuz. Değil mi? Ama dediğiniz gibi bir yüreklere bir su serpmiştir. Artık bu konuda tabii evet. yani bu konuda hiçbir şekilde bir geri adım, bir soğuma, bu yok. Mücadele, aynen. bu kararlılık. Hemen buna ilave edeyim. Tabii ki. Hemen buna ilave edeyim hocam. Tabii. Diyeyim ki Ankara'da bu da aslında bir başka bir sinyal. Diyorum tabii. ya bu mevzuyu kapatmadan önce. FETÖ'cü alçaklar cezası 138 kez keşke 230 bilmem kaç tabii kez yani, olsa evet. yani dediğim gibi tabii. ancak bunu ama attık ya haber güzel bir haber koordinasyonu yapmış o da şu abi yeni şu andan bahsediyoruz tabii. Ankara'da FETÖ üyelerinin kaldığı gaybubet evlerinde yapılan baskında 26 kişi gözaltına alındı hocam 2016 dedik 15 Temmuz dedik kaç sene geçmiş arada tabii baskın yapıyorsunuz. Ya. Kaybı eve geç. Demek ki yani bu temizleme bu 8. yıl. İşi bitmemiş. Ankara merkezde. Evet. Ha. 26 kişi gözaltına alıyor. Ha. Yani hayatta kalmaya çalışan hücre evleri var. Evet tabii. Oksijeni bulduğu zaman mikrop gibi tabii. düşünün. Bakteri. Tabii. Oksijen ve uygun ortamlarda. Tabii. O yüzden ben buna ilk günden beri bir virüs bunları temizliğiyle bu mücadele, bu titizlikle sürdürülmesi gerektiğini hep altını çizdim. Dediğiniz gibi bu bir hücre yapılanması. Halkalar evet. içinde iç içe geçmiş durumda. Biriyle mücadele ediyorsunuz öbür hücre halkası devreye girmeye çalışıyor. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2011'den itibaren bu yapının iktidarı nasıl kuşatmaya çalıştığını, nasıl arkasındaki emperyalizme hizmet ederek Türkiye'nin geleceğine ipotek koymaya çalıştığını, ona aracılık ettiğini tespit ettiği andan itibaren başlayan o mücadelede önce bir kadrolar deşifre oluyor. Onun yerine gelenler yine onlardan oluyor. Ya işte felaket yani bir şey. 40 yıllık tabii ya. Derinleşmiş bir yapılanma. Dolayısıyla bunun mücadelesi de hani 40 yıllık derinleşmiş bir şeyin bunu siz 3 ile çarpın, 5 ile çarpın Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya 8 yıl değil 80 yıl olsa da 800 yıl da olsa çünkü bu bir küresel saldırının yöntemi, aparatı. Bugün FETÖ'dür, yarın METÖ'dür. Evet. Sonuç itibariyle Türkiye'nin geleceğine göz koyanlar açısından evet. Türkiye'nin dış cephede Mehmetçiğin bileğini bükemeyenlerin iç cepheye o şer gözlerini dayattığı şeyin uzantısıdır bravo. Bu aslında. O evet. şerrin uzantısıdır. Güzel anlattınız. O açıdan bu çok önemli bir ama şey. Ama aşılandık mı hocam? Tabii. Yani biraz yorumluyorum. Mesela şöyle elbette. Bir 15 Temmuz 2016 bazen bir şeyde bakıyorum sosyal medyada. Yani öyle bir pencere açmak istedim. Mesela adam onun ehemmiyetini, onun ne olduğunu onu değersizleştirmeye çalışan siyasiler var bugün Türkiye'de. Tabii, halen tabii, var ya. Yani. Tabii. Sen 15 Temmuz diyorsun. Evet. Adam başka bir şeyden bahsediyor. Bunun böyle olması ya da şöyle falan. Tabii. Ya bırakalım şöylesini böylesini. Tabii. 40 sene öncesinde bırakalım. Tabii. Hep örneğini veriyorum ben. 1980'li yıllardan başlayan ve sızan bir yapılanma var. Evet. Çok güzel bir ifade. Ben çok seviyorum kullandığınız. Bu bugün FETÖ'dür. Dün Gladio'ydu. Tabii. Yarın bilmem ne olur. Tabii. Ama olmaya devam edecek. Tabii. Çünkü
Bu topraklardan biz vazgeçmediğimiz gibi onlar da vazgeçmiyorlar. Kesinlikle. Burası bizim yurdumuz. Yani şimdi yaşaya yaşaya sevgili Hikmet, yani adeta alıştırılıyor muyuz? Şöyle bir bakın, bir an düşünün, geriye çekilin. Ha. Deyin ki ya bütün bu terör örgütlerinin kuyruklarını birbirine bağlayan irade Türkiye'ye nedir dertleri? Ne istiyorlar ve yeryüzünün bir başka yerinde var mı öyle bir mücadele? En çok da bu mevzuları yani, sizden dinlemeye çok alışık olduğum için yaşayacağım sizi. Yani, özellikle size söylerim de bu tür çok şu laf ne kadar güzeldi. O bilgileri bilinç haline dönüştürmek lazım. Yani bilinenler yetmiyor. Bilgi bilince dönüşünce işe yarıyor. Ve bunun toplumsal hafızanın içerisinde bunun kesinlikle yerleşmesi gerekiyor. O yüzden 15 Temmuz bilinci diyoruz buna. Ya yani ben işte onu öyle görüyorum. Acaba diyorum bundan sonra mesela Rabbim ömür verir de kaç yıl sonra bilemem, göreceğiz. İnşallah. Ama mesela bu 15 Temmuz'dan sonra artık mesela bu ülkede herhangi bir iktidarda önümüzdeki yıllarda böyle bir yapılanmaya karşı bir refleks daha güçlü bir şekilde oluşabilir mi? Çünkü ben ne dedim o konuda, emperyalizmin öyle bir kuşatması var ki o sürekli denemeye devam edecek. Kesinlikle. Bakın bu yazınızda yazmıştınız. Amerikan ABD emperyalizmi ve Siyonist İsrail'in iki cümle arka arkaya gördüm. Yazılarınızdan biliyorum. Bunların bu tahakkümü, bu Türkiye'ye olan saldırgan tutumu, bir nihai hedefleri var. Dünya biliyor artık da. Bundan bitmeyecek. Tabii bitmeyecek. Bakın. Onu bitmeyeceğini bilirsek eğer diyorum. Elbette. 15 Temmuz'dan itibaren ders alırsak. Tabii. Önümüzdeki yılları, asırları çok daha işte bunu tabii bir bilinç düzeyine çıkartabilirsek, o bilinç kuşaktan kuşağa aktarılırsa, o bilincin özü ne? O bilincin özü tam bağımsızlıktır. Bu ülkenin istiklalidir, istikbalidir. Hiç kimsenin bizim geleceğimize ipotek koyamama kararlılığıdır, direncidir, inancıdır. Şimdi bulunduğunuz yer, yani bir başka yer yok kürede. Hem Asya'dır, hem Afrika'dır, hem Avrupa'dır, hem Karadeniz'dir, hem Akdeniz'dir, hem Balkanlar'dır, hem Orta Doğu'dur, hem Orta Asya'dır. Hepsidir, onun orta yeridir. O yüzden küre siyasi atlas olarak çok küre büyük olabilir ama siyasi atlası aslında küçüktür. Çünkü şöyle bir bakın, sistemi kendine bağlamaya çalışanların yürüttüğü bütün egemenlik projelerinin ya Türkiye'nin bir yerinde, ya kuzeyinde, ya güneyinde, ya orta yerinde. Ancak oradan güç alarak, güç devşirerek, katma değer oluşturarak sürdürebildiğini görüyorsunuz. Bir de sizin temsil ettiğiniz bütün bir büyük ecdat var, bir birikim var, bir tarih var. Evet, siz bu coğrafyada güçlü olamazsanız tarih yakanızı bırakmaz. Çok güzel hocam. Ne güzel anlattınız. Hakikaten de deyince canlandı kafamda, hani ya kuzeyinde ya güneyinde Karadeniz'deniz. Bir Karadeniz'e bir gidiyorsunuz, bir savaş var. Üçüncü Dünya Savaşı'da. Bir aşağı iniyorsunuz. Bin yıldır mücadele var. Mesela bütün bunlar bizim için, bu saydığım coğrafyalar aslında hem medeniyet coğrafyamız hem aynı zamanda güvenlik açısından da bir dalga kıranlarımız. O yüzden bizim güvenlik sınırlarımız öyle ulusal sınırlarla sınırlanmayacak kadar geniştir. Gönül sınırlarımız hocam, çok geniştir. Çok hegemonik konuşmalar bunlar. Yani, yok hayır yani. Derken, evet, ama işgalci miyiz hocam? İşgalci değiliz ama biz gönüllerde yer edeniz. Zihinlerde. Ne güzel ya. Tam politikacı konuştuk. Tabii ki. Yani biz öyleyiz. Yo, ben de inanıyorum. Yani, ben şimdi 14 saat uçtuk. Brezilya'ya gittik. 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün oradaki varlığını falan anlatmak için bir heyetle. Ben size hatırlıyorum. Niye oraya gittik? Çünkü Lula Erdoğan yakınlaşması boyut kazandıkça, aradaki iki ülke arasındaki ilişkiler derinleştikçe ve stratejik kimlik kazanınca küresel efendileri iş başına FETÖ'yü sokuyor ve orada ticaret borsası kuruyor, şirketler kuruyor, etkin oluyor. Çünkü ilişkiyi tahkim ederek kendi küresel efendilerinin yönüne çevirecek ve rahatsızlar bundan. Hatta o dönem Walter Russell diye bir uluslararası ilişkiler profesörü, demokrat görünümdür aslında, derin Amerikan'ın önemli bir adamıdır. The National Interest'te bir yazı yazmıştı. Korkunç ikizler. Travel Twins, Brazil and Turkey. Niye? Amerika'nın geleceği açısından bunlara dikkat edin. Niye? Çünkü iki tane güçlü, halk tarafından çok sevilen liderlerle yönetiliyorlar. Aralarında ciddi anlaşmalar yaptılar. IMF'yi kovdular. G20'de yukarıya çıkmaya çalışıyorlar. Bunlara dikkat ediniz. Bakın Gezi olaylarının bütün ritüelleri São Paulo sokaklarında da yaşandı. Kırmızı elbiseli kadın orada da vardı. Piyano çalan adam orada da vardı. Duran adamlar orada da vardı ve yakıp yıktılar buradaki gibi orayı. Ama orada senaryoları orada Lula baş edemedi kuşkusuz ve en sonunda cezaevleri falan oldu. Şimdi oraya gittik, anlattığımız şey şuydu. Yani sonuç itibariyle işte FETÖ şudur, odur, budur. Bakın bir anne kucağında göç etmiş bir ailenin 85 yaşında bir teyzemiz. Müslüman, Orta Doğu'dan gitmiş. Galiba Ürdün kökenliydi. Biz
Gündüzleri paneller yaptık, işte gazeteleri dolaştık, üniversitelere gittik. Akşam da böyle cemiyetler vardı, onlar bize toplantılar tertiplediler, onlara da anlattık. Dedi ki, çocukları tercüme etti bize onu. O 86 yaşındaydı. O gece, 15 Temmuz gecesi odasına çekilmiş, çocuklara demiş ki, Türkiye'den, Erdoğan'dan iyi haber gelene kadar beni odadan çıkarmayın. Ellerimi semaya açtım, Türkiye için, sizin için dua ettim. 15 Temmuz gecesi. Tahliler. Dedi ki, yani teyzeciğim, anacığımız, siz Türkiye'yi yaşadınız mı, gördünüz mü? Hayır dedi. Ben ana kucağında göç etmiş bir Orta Doğu'dan gelen bir Müslüman ailenin çocuğuydum. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir gönül sınırı? 14 saat uçakla gidiyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bu size bir büyük tabii bir, şey. Bir tarihi sorumluluk da yüklüyor. Biz mazlumların nefesiyiz, mazlumların son kalesiyiz, onların umuduyuz, direnç noktasıyız. Türkiye düşerse biz, bütün mazlumların umudu da yerle bir olur. Bu mazlumların yaşadıkları ne? İşte görüyorsunuz. Gazze'de yaşadıkları. Evet, evet. Hak yok, hukuk yok, adalet yok, düzen yok. Yeryüzünde. Ya hocam çok özür dilerim. Yani ben böyle konuştuğunuz zaman bir saat daha programı bitirir dinlerim yani. Ben normalde pek fazla dinlemeyen bir adamım. Bu da işin kötü tarafı. Ama şöyle bir şey var. Bütün şakası bir yana gerçekten. Bunu çok samimiyetli ve yürekten söylüyorum. Şimdi bu bütün bunu anlattıklarınızı bir siyasi, iç siyasette çok sert politik tartışma yapıyoruz ya. Ya ifade ettiniz ki aslında Türkiye coğrafya görülü oradan oraya atladık batladık. Parça parça bir şeyin, manzaranın aslında çok da güzel anlatımına karşı karşıya kaldım ki devam ediyordu kestik. Estağfurullah, estağfurullah. Bu biraz önce söylediğim gibi, bunun bilince dönüşmesi. Ya ben tabii. Hangi parti olursa olsun, şu ülkeniz itiraz edecek olan kaç tane tabii. olabilir insan? Evet. Normal, evet. Yok. Evet. Fakat niye iç siyasette biz bu ortak paydayı, asgari müşteriyi bir araya getiremiyoruz? Dış güvenlik dediniz, gönül coğrafyası tabii. dediniz, tabii. Türkiye'nin geleceği dediniz. Tabii. Fakat siyasete dönüyoruz iç tarafa doğru. Bardak diyoruz, bardaktan kavga çıkıyor. Tabii tabii. Şimdi tabii. neyi saklayacaksınız bu Doğru. ülke gerçeği? Doğru. Karpuz diyoruz, çat ikiye yarılıyor. Tabii. Hangi konu olursa olsun. Tabii. Ya bu dediğiniz gibi o bu şuuru, bu gençliğe çok iyi aşılamak lazım. Kesinlikle. Yani bizim şuuru, hedef kitlemiz odur. Evet. Ben Onlar bu çok çağdaş tırnak içerisinde çok aydınlanmacı, çok liberal bilmem ne biraz sanki o şuur topraktan çekildiği zaman hani bazı ülkeler bir yapmış ya Japonlar, Almanlar falan gelişmiş ülkeler tırnak içerisinde. Hani alkol çok büyük sorun oldu. Ben daha eski çağlara ait kendi kültürel aidiyetimize uygun şeyleri gençlere anlatalım çalışmaları tabii. başlıyor dünyada. Tabii doğru. Hani küreselleşme falan tabii, gibi. Tabii. İyi ki varsınız yani bu konuları burada yani, da günün manşetinde böyle evet. çok böyle ağır derin analizler yapmıyoruz belki evet. ama medyayı çok daha tartışıyoruz tabii. fakat bunu verilmesi konusunda bence çok evet, güzel mesajlar evet. vardı. Tekrar yani, dinledin arkadaşlar evet, gençler. Yani bizim için gençlerdir esas olan hedef kitle. Yani bir ülkenin geleceğinden ürkülüyorsa sevgili Hikmet, önce onun genciyle oynanır. İki şeyi elinden alınmak çok istenir. Çok güzel bir cümle. Birincisi tarihle olan bağ kopartılır. Tarihten ders çıkartması engellenmeye çalışılır. Tarihte övüneceği, ona güç vereceği, ona motivasyonu diri tutacağı ne varsa köreltilmeye, karalamaya çalışılır. İkincisi de özgüveni alınır elinden. Biz başaramayız deyip kolay teslim olmasının yolu sağlanır. Nasıl olur? Yani her araç bunun için kullanılabilir. Medya da kullanılabilir. İletişim araçları kullanılır. Eğitim araçları kullanılır. Bununla ilgili sivil toplum örgütleri özel görev üstlenir. O yüzden iç cepheler önemlidir, içerisi önemlidir. O iç bütünleşmeyi sağlayan iç şey. İç cepheler elbette önemlidir. Orada birlik ruhuyla davranabilmek. Tabii. Bunu başarabilirsek elbette geleceğimiz aydınlık olacaktır. Bu konuda verilen mücadele bunun mücadelesi. Çok açık yani. Dolayısıyla hani bir aykırı ses mi duyuyorsunuz? Ya bu Türkiye'nin bugün yaşadığı şeyin ne olduğunu, nasıl yaşadığıyla aykırı bir şey bu. Sen o zaman yani ya bizden değilsin. Bu toprağın ürünü olamazsın. Yani ne yaşadığını, niçin Bilir, yaşadığını, sürmüş, nasıl yaşadığını bilemeyenlerin geleceğini başkaları tayin eder. Çok yani, güzel hocam. O gençlik ki çağına tanıklık edendir. O tanıklık böyle bir şeydir. Ha gelişmişlik mi arıyorsunuz? Modernite mi arıyorsunuz? En şey gelinen noktanın en ileri toplumsal gelişimini mi arıyorsunuz? Vallahi bakın Gazze'ye. Vatanlarını savunanlar. Yani düşünün. Yani İstanbul'un işte
belli bir yerinden işte Avcılar'dan Bakırköy'ün biraz daha uzağına kadar gidin. Oraya sıkıştırılmış bir halk. İsrail oraya, orada teslim olmadı. Canını verdi olmadı. Vatanını savunanlar mıdır? Modern, ilerici, en üst toplumsal, özenilecek şey. Yoksa onları yaşarken önce köleleştirmeye, sonra onları soykırıma tabi tutmaya, hayır bu toprakları elinizden alacağız, bütün kaynaklarınızı elinizden alacağız, sizi yaşarken sömüreceğiz, yaşarken köleleştireceğiz diyenler midir? Modern, çağdaş. Bu müthiş soruyu da buraya bırakalım, masaya bırakalım bu soruyu tekrar tekrar benim programı. Gençlere özellikle hazır bir şekilde Yaşar hocamızı burada bulmuşken bu analize de sizden aldık. Güzel anlatımınızı tekrar tekrar gençlerimizi anlatalım, hatırlatalım. Tabii, kesinlikle. Bu kör dövüşte içerisinde kaybolmasın bunlar ki. Evet. Her taraftan nereden bakarsanız bakın hangi partiye aidiyetiniz varsa, hangi azınlık hiç fark etmez neyse ama bu bizim gerçeğimiz. Kesinlikle. Ve en son o soruyu da tekrar bir dinleyin arkadaşlar, dostlar. Dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Evet. Aynı zamanda radyoda da canlı bir şekilde program çok tabii. Güzel. Herkesi buradan sevgiyle selamlıyoruz. Şimdi içeride girelim. Evet. Şeye girelim. Tabii yani girelim. Bir kavga dövüş başladı. Evet. Hemen gazetemizden başlığı okuyorum. Dün bilmiyorum tabii hocam size vaktiniz oldu mu bakabildiniz mi bilemiyorum. Şimdi mecliste bu yeni tasarı sokak köpekleri başıboş köpek yasasıyla ilgili olarak tartışmalar başladı. Dün tabii ki muhalefet partileriyle Cumhur İttifakı bir tarafta olmak üzere çok ciddi tartışmalar oldu. Olacak zaten her defasında biliyorsun komisyonlarda bu tür tartışmalar olur. Fakat dün enteresan şeylere şahitlik ettik. Videolarımız da var, gösterdiğimiz var. Evet. Çok kısaca şu iki bölümü de aktarayım ve bunda çok şey bir konudur. Hatta dün burada gene Taceddin Kutay hocamız vardı. Bu mevzuyu onunla da konuştuk çünkü hakikaten burada da çok ciddi bir kavga gürültü devam ediyor. Mahrem Elin Pınar Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyona çarpması sonucu yaralanmış. 23 gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Bu sadece bir tanesi tabii yüzlerce çok köpek saldırısı ve neticesinde hayatını kaybeden çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız hepsinin içerisinde bir kişi olarak örnek olarak çünkü orada konuşuldu ki aynı zamanda da şurada fotoğrafları falan da var. İnsan bazen yüreği de pek kaldırmıyor. Yine 15 kez ameliyat olan bir çocuk yine köpek saldırısından dolayı paramparça kafatasındaki derisi falan parçalandı. Tuna'nın babası Halil Yılmaz'ın üzerine yürüdüler. Baba Yılmaz sinir krizleri geçirdi. Burada Plan Bütçe Komisyonu da devam etti. Evet. Yeni tasarı başıboş köpeklerinle ilgili sorunu çözmek amacıyla oraya tabii meclis dışından tabii vatandaşlar da katıldı. Mağdur olanlar. Ve arkadaşlar şunu hazırlarlarsa oradan soracağım size. Video vardı. Birinci video. O Sera Kadıgil de içinde oldu. Orada fırça atıyor, bağırıyor, çağırıyor. Hayatını kaybeden Mahra Melin'in annesine hakikaten saldırdılar. Bağırdılar, çağırdılar. Çocuğunu kaybetmiş bir anne. Yaşar hocam bak bir daha bütün her şeyi gene bırakalım. Külahlarımızı çıkartalım. Çocuğunu kaybetmiş. Babasınız. Tabii. Yani empati kurmak zor diye bir şey değil. Çocuğun kendi hayatı. Böyle bir anneye söylemeyecek tek bir laf olamaz. Olamaz tabii. Hangi şartlarda olursa olsun olamaz. Bak, bunu saygıyla dinlersiniz. Onun yüreğinin sesidir o. Onu sen nasıl yani o yüreğinin sesini. Ben inanamadım Yaşar hocam. Bir bakalım. 30-40 saniye bir görüntü. Bir bakalım. İzleyelim bakalım ne olmuş orada. İnanılmaz bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Şov yapma falan diyor. Bakın burada sevgili dinleyici ve izleyicilerimize sadece görüntüler kalsın sesi alabilirsiniz. Hepsi katil, sahne ortak diye. Bir daha söyleyelim. Köpek saldırısında bir tanesinden bahsediyoruz. 140, 147 tane saldırıdan bir tanesinde çocuğunu
Ya. Küçük bir çocuğunu kaybetmiş bir anne. O mecliste, onun çünkü içi yanmış. Evet. O yangınla gelmiş oraya. O kaybettiği çocuğun ayakkabılarını almış, pabuçlarını almış. Hı hı. Ve kızıyor. Başkasının çocuğu ölmesin. Evet. Bunlar yaşanıyor diye, evet, bağırıyor. Evet. Siz oradan tip, evet, CHP, bütün bu muhalif, çünkü her şeyde muhalif olmak zorundalar ya. Tabii, evet. Birazcık attıklarınız ne kadar, evet, güzel şeylerdi. Evet. Böyle bir bizi şeye götürdü. Bir ütopyaya. Evet. Ali Harika Diyarına gittim. Ne kadar güzel anlattınız. Hı-hı. Neden? Böyle olması gerekiyor. Tabii. Bizim gerçeğimiz bu. Tabii tabii. Onun mücadelesini veriyoruz. Yani bizim, tabii, varlık şeyim ama, tabii, içerideki gerçek de bu. Bu maalesef. Şimdi karpuz gibi yanmak falan da değil, bu başka tabii, bir şey. Tabii tabii. Yani. Nasıl? Şimdi bakın, bu ne diyorsunuz, komisyon değil mi? Meclis komisyonu. Evet. Yani aslında halkın sesini dinlemesi gereken, tabii, bir yer orası. Onların hepsi vekil. Milletin vekilleri onlar. Canı yanmış, yüreği sızlıyor. Ya Allah kimseye evlat acısı vermesin. Amin. Amin. Her gece yastığa kafamı koyarken bu duayla yatar. Bana evlat acısı verme Rabbim. Bu çok zor bir acıdır. Ya onu saygıyla dinlersin. Sen bu yasaya ilişkin bir muhalefet yapacaksan yaparsın, tamam. Ama bir dinlersin. Yüreği çoraklaşmış olanın, zihni kelepçeli olanın Meli'nin annesini anlaması, ona saygı duymasını beklemeyin. İşte demliler, memliler. Yani. Tabii. Onlar, yani, onu da vereceğim birazdan. Bir dem, demli bir vekil de. Katil sürüsü PKK'nın siyasi uzantısı olmuş. Acı ne onun için? Evet. Bir de CHP'de bunu peşine takılmış. Ona takılmış. Tabii. Sırtını almış, evet, onunla. Sağa sola. Muhalif olacaklar ya hocam. Tabii. Böyle bir muhalefet almış. 3 tane, 5 tane oy alacak. Şimdi kısırlaştırmadığınız için. Ya yasası var bunun. Belediyelerin sorumluluğunda bu. Bir de oradan bak madem öyle. Ayrıca çözmüyor ki o. Peki orada da böyle bir acı gerçek var mı? 4 milyona çıkmış sahipsiz, başıboş köpekler. Şey. Evet. Dünya inanamıyor, biliyor musunuz? İnan tabii. Bizi şeyle mukayese ediyorlar. Evet. Hindistan, bilmem yani, ne. Onun doğal yani, ortamı mı? Değil. Peki, tehlikeli bir arkadaşım. Peki bütün bunlar yaşanmış mı bu acı? Peki 100, nasıl çözeceksin 100, bunu? 150 tane var. Evet. Ve risk devam ediyor. Tabii. O açıdan yani, bu saldırganlık... Yani aslında... Yani yine vicdana dokundunuz tabii, hocam. Evet, evet, vicdan. Yani. Dokunmaya çalışıyoruz fakat, evet, bunların vicdanlarını bam teline vuruyoruz, bam teline. Tın çıkmıyor. Yani o vicdansız çocuklara bu saldıran, o çocukları katleden, o saldırganlıkla dostluk ya yapmaktır. Saldırganlığın dostudur, biliyor musun? Ona, ya, ona yandaş olmaktır, o saldırganlığa. Yani otur orada bir vekil, vekillik, milletvekilliği çok erdemli bir iştir ya. Büyük bir sorumluluktur. Sen orada o milletin, halkın sesi olmak üzere oradasın. Otur. Yasada daha da etkin olabilmesi için önerilerim varsa onları konuş. Eksik gördüğün bir şeylere katkı sağla. Bu sadece sokak köpekleri saldırganlığı şeklindedir. Bunu bu şekilde düzenleyelim de. Bir şey de bizim de söyleyeceğimiz şeyler olur. O tabii o vefat eden, o ölen çocuğun ayakkabılarını da görünce bir... Yani. Böyle bir hakikaten bu nasıl bir karakterse ben çok sinirlendim. Yani. Bir tane daha var hocam. Onu da, evet, çok kısa bukle vereyim. Bakın teyitten sonra da yasayla ilgili birkaç cümle daha söyleyeyim. Tabii. Oradan da başka mevzuya geçeriz. Ben dün zaten herkes benim sosyal medya hesabımdan ne düşündüğümü biliyor. Tabii. Yıllar öncesinde aynı şeyi söylediğim için ben de bir tutarlılık da vardır o konuda da. Hı-hı. Çok rahat konuşabiliyorum. O Tuna Hanım, bak çocuğu, tabii, yani bundan hakikaten 15 kez ameliyat ya olmuş ya. 15 kez bak kafatasındaki üstleri parçalanmış bir köpek tarafından ve bir oğul, bir baba ya ve adam isyan ediyor. Yapmayın. Ya. Yapmayın. Tabii. Yani diri diri bir şekilde çocuk da Allah can verdi. Ölmedi ama 15 ameliyat geçirmek zorunda kaldı, tabii, belki. Neyse şimdi o da büyüyecek, tabii, edecek. Evet, çok kısa da bir oradan verelim de. Tabii verelim. Evet, oradan Yaşar Hocam'a birkaç soruyu da bir kanunda bir değerlendirelim. Benim çocuğum diri diri yenildi. 10 yıl cezamı görecek. 10 yıl. Ben çocuğuma da zor düşünüyorum. Ben burada herkesin saygı çerçevesinde düşünüyorum. Ben katlamadım. Bak, dinliyorum diyor saygı çerçevesinde herkes. Onlar da çıkarttın. Ya böyle bir şey yok. Ya olmaz böyle, evet, bir şey. Evet ya, böyle bir şey olabilir mi? Orada...
Bura milletin yeri ya. Nasıl çıkartıyorsun orası? Benim çocuğum al Allah'ım diye. Ben Allah'ım ay Allah'ım. Ben, bu kadar çok ama benim çocuğum al Allah'ım demiş. Ya, kafada şey ya. Ya. Burada sen nasıl bir saygısızlık yapardın ya? Sen Allah kolaylık versin. Bu, da, bu şekilde aynı. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Madem buraya kadar bittik şimdi. Bir de asıl tabii o konuya en son geçelim. Kanunla ilgili mülahazamıza, mülahazamıza. Ama oradaki asıl çıban başı olan o daha önceki Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekil, daha sonra tipe geçti. Evet. Biz buna çok şey yaptık. Tabii. Çok zamanında öyle şeyler yaptı ki bu kadın vekil. Hakikaten tam bizim şeyimizdeydi, radarımızdaydı ve her defasında da biz bu eleştiriyi çok sert bir şekilde yaptık. Sert de yazdık. Sadece bundan dolayı değil. Hiçbir şey var bunun. Bir önce hatırlatayım da bu vicdan sahibi ne diyor? Bir hayvanın sokak köpeğinin o titremesini falan fotoğraf gösteriyor. Oğlunun kafatasını dediği kaybetmiş babaya. O insaf vicdan yok. Bu bir dillik hali. Tabii he. Bunlar bildiğin hiç kullanmadım. Bak yemin ediyorum şimdi bekar. Kullanıyor itperest diyorlar. Buradaki insan yok, çıkarttım bunu, ayakkabı yok. Buradaki hayvanları candırıp bilmem ne cılı şu var. Bu normal bir hal değil. Bu hayvan severlik de değil. Değil. Ama bu insanların Selahattin Kadıgil'in toplu gönderdiğim bir şey vardı. X hesaplarından, Twitter'dan. Önce bir kim olduğunu, kime ne kadar acıdığını görmek lazım. Bunları görün diye bu ne alakası var diyeceksiniz ama Yeliz'e vermiştim. Onu bir arka arkaya verirseniz. Hocama hemen bir dakikada okuyacağım, ondan sonra görün şey yapacağım. Geliyor mu arkadaşlar o video? Tamam. Bak hocam. Şimdi bak bu özellikle tabii yani bunlar madem ki böyle yapıyorlar. Bu insanların kim olduğunu, niye böyle vicdansız olduklarını, böyle bir vicdansızlığa nasıl duçar olduklarını anlamanın çok basit bir şey var. Diyor ki yani. Selahattin Kadıgil, bunlar kendi orijinaldir. Hiçbir şekilde hak şey yapamazlar, itiraz edemezler. O ezanlar ki şehadettir dinin temeli, ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin. Artık ne olur ya, resmen ağzıma ağzıma okunuyor sabah. Seraka değil. Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim. Şehitler ölmez, vatan bölünmezden tiksindiğim kadar. Seraka değil. Okuyamadığım bölümler var hocam. Yani. Yardım göndermeyin, gebersin. Nokta 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 tiplerini gördükçe çok korkuyorum. Mesela Türk olmaksa, siz olayı, özür dilerim. Mesele Türk olmazsa, siz olayı hiç anlamamışsınız be annem. Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ döken mi üstlerine, ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı kesen mi? İşte bak, Cumhuriyet Halk Partisi bu vekil. Ben yıllar boyunca davalarımla, konuşmalarımla, yazılarımla, hocam ömür hayatımda yarım asırdan fazla kavga ederken hep buralara getirdim işi. Hep beni dövdüler de yok dedi, öyle bir şey yok de. Değişmez bazı. Evet. Daha sonra tabii bunlar da dayanamadılar. Der ki 3-5 oy kaybederiz, bunu biz gönderelim. Ve hatta başka yere tercih ettim. Bu size insanlık öğretmeye çalışıyor. Ya. Hayvanlar dostlarımız diyor. Çocuk geliyor. Çıkartın bu kadını buradan diyor. Bu seni de tanımıyor hocam. Biraz önce anlattınız ya. Tabii. Ya bu ülkenin... Yaşı hocam biraz önce bir şey anlattınız ya. Biz hiç ne yapıyorduk? Yaşı hocam önemimiz bir şey öğreniyoruz. Ne öğreniyoruz? Bilgileri bilince dönüştürüyoruz. Şuur diyoruz. Bu bizim görevimiz olsun. Tabii. Siz akademisyenler. Ülkenin akil insanlarının görevi de bu. Estağfurullah. Burada tamam. Konser devam etsin. Bunlar kalacak. Tabii. Tamam. Abi şuna ne diyebilirsin ya? Yani. Ezanları istemem. Ya çocuk oynuyor. Kafasına yağ mı dökem? Ya. Bir çocuğun kafasında kızgın yağ dökmeyi espri gibi yazabilen bir kadın, bir köpeğin, bir itin hayatının bir bebekten daha kıymetli olduğunu savunur hale gelmiş bir vicdansız, ahlaksız, haysiyet yoksunu bunlar. Bu ülkenin biriktirdiği ne kadar değer varsa, ne kadar kıymetli kuşaktan kuşağa aktarılması şey varsa, işte şu yansıttığınız tweetler ortaya koyuyor ki bunların hiçbiriyle bağ olmadığı gibi aslında onları hedef aldığı çok açık. İşte o yüzden dedim ki hani iç cepheyi ayakta tutan ne değerler. İç cephe. Tabii. Onu çözmeye çalışıyor. Budur. Tabii. Yani şehitler ölmez, vatan bölünmezden tiksin. Yani ne yapacağız bunun abi? Tersi ne? Ya, orada, ya gelsin, parçalansın, işgal etsin. Ama savunuyor zaten. Bunlar işte o eli kanlı, sömürgeci, işgalci emperyalizmin, siyonist yapıların. Bunlar içimizdeki uzantıları. Peki mutlu olacaklar hocam. Ben anlamadığım için soruyorum. Yani. Yanlış anlama. Yani
bir şeyi fişteklemek için değil. Peki böyle işgal etsek mutlu olacak mesela? Valla mutluluk... 15 Temmuz işgal geçmiş. Evet. Başarılı oldu. NATO'da geldi. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kötülükten, şerden, kendi toprağından, dağından, taşından kopanların, değerlerinden kopanların mutluluğunu bizim anlayabilmemiz mümkün değil. O başka bir şey. Aidiyeti dağıldı. Şerden mutluluk duyan, kötülükten mutluluk duyan, insani falan bir değer değil ki artık. Doğru. Yani insan, o da doğru var. Benim sorumu tıkadırdınız mı hocam? Yani kötülükler, kötülük dediğimiz şeyin öznesi kim oluyor? Yaptınız, durdum orada. Ya estağfurullah. Onu da saptayalım. Mesela kötülükler diyoruz değil mi? Bir kötülük. Şu kötü diyoruz yani. Bu kötülüklerin de öznesi ya da müsebbibi kim oluyor? Yine insan oluyor değil mi? Evet. İnsan dediğin şey. O zaman insanın o kötülüğü üreten yanı artık bizim o insani değer diye iyiliklerle örülü, iyilikleri ortaya koyan, yani yoksula, mazluma, değerlere, insanın özüne, yaşam hakkına saygı duyan, yani bir ülkenin varlığını, köleleşmeye, işgale karşı direncini, bunlar bundan kopan, artık sonuç itibariyle o insani değerlerle falan tarif edilecek bir şey değil. Ve benim de yani Yaşar hocam sağ olun da ve ben de her zaman söylediğim gibi ben bu kafayla kutuplaşmaya devam edeceğim hocam. Ben anlaşmam. Yani ben, siyaset anlaşır. Tabii. Ama ben bu kafayla. Hayır, bu saflaşmadır ve çok sağlıklı bir şeydir. Tabii. Ben size söyleyeyim. İç cephedeki ben yerimi aldım. Tabii kimin? Hani kimin? Yani İç cephe çok önemli. Evet. İç cephede bunlarla ben kavga ediyorum. Yani. Ve bana da bir yani böyle insanlara karşı yapacak fazla bir şeyim yok. Yani onu ben... Biz Türkiye'nin tarafındayız. O kadar. Bu milletin tarafındayız. Ayağımız bu ülkenin tarafa basıyor. Buraya basıyor. Toprağa basıyor. Buradan pelgini çizeriz. Evet. Bu ülkenin... Ama hocam biraz önce pelgini çok geniş çizdiniz. Evet. Ayağınıza, elinize sağlık bu arada pelgini. Evet. O da olacak ki. Olacak ki. Olacağız. Tabii ki. Melun Okçalı tabii genlerde var bu. Tabii ki. Ki ezilmeyelim. Hani hep söylenir ya, Türkiye beklenendir. Türkiye o mazlumlar açısından bir umuttur. Doğru. Bunu yaparken onları... Hani o sömürgeci anlayışın, işgalci, siyonist anlayışın yaptığı değil ki. Bizim tarihimiz bunu ispatlamış durumda. Evet. Senin dinin sana, senin değerin, senin kültürün, onu dönüştüreceğim, benliğini elinden alacağım. Yani o açıdan geldiğimiz noktada bütün bunlar ibretliktir. Bunlar halkın önünde olmaktadır. Bak, bu saflaşma Türkiye'nin safının netleşmesidir. Çok net. İyi ki de tam zamanında bugün Perşembe rast geldi. Evet. Tekabül etti, tevafuk oldu. Evet. Cümleyi söyledi. Evet, tevafuk siz geldiniz oldu. Ki şunun için iyi ki diyorum. Öyle detameli, öyle kavga dövüş içeren bir tartışma mevzusu ki şu anda gündemde, halen şu anda devam eden canlı bir şekilde. Manşetimizi biz bunu aldık. Tabii birçok gazetede farklı manşetler aldı. Bu konuda ben dün ve bundan bir sene, hatta bundan 10 sene önce de bir yerde duruyordum. Fikrinize de saygı duyarak, herkes türlü fikri dinleyerek de onu söylüyorum. Ben bu konuda o sokaklarda başıboş köpeğin olmayacağını, olmaması gerektiğini, sokakların, apartmanların, şehirlerin bir medeniyetin bir yaşam alanı olduğunu, burada bir vahşi yaşamın olmaması gerektiğini, bunu binlerce defaca söylemişimdir. Çözüm, her zaman çözümden tarafıyım ama bugün bu yasaya karşı tırnak içerisinde direniyorum diyenler, o acılı babayı, anneyi anlamayanlardan ben hayvan dersi almak zorunda değilim. Tabii. Ben de çocuğuma o hayvan severlikte değilim. Ben de çocuğuma efendim korkmayacak, korkmasaydım böyle olmazdı diyen şavalaklarla kavga etmeye devam edeceğim. Yasayı destekliyorum. Dün ben sorduğumda bir tane daha bizim işte genç arkadaşlardan, akademisyenlerden Taceddin Kutay vardı. O da tabii kendince kendi şeyini anlattı. O da merhametten, sevgiden, dostluktan bahsetti. Öyle bir tarafı da vardır onun. Doğru, ama şu konuda mutabıkız. Bu dediklerimi aşağı yukarı herkes benzer söyleyebiliyor. Ama madem ki Batı değerleri birazcık çok bir çerçeve çizdiniz aslında. Evet. Cümle çerçeveye iyi bakmak lazım. Evet. Madem Batı değerlerini çok seviyoruz. Hani hangisi daha iyidir? Bir çocuğum daha var, onu da şehit vereyim de bari ondan sonra ben giderim diyen, toprağını savunan, bizim de çokça yaptığımız, bizim Türk milletinin İslam coğrafyası bu mudur? Yoksa bir anda petrol adına 1,5 milyon Afrikalı öldürmek mi? Hangisi ayran duyulur? Sorusunu sordunuz. Buradan tekrar bakın. İnsan olarak da söylüyorum. Ben de hayvan seviyorum. Kedim var. Siz de benim de var. Bu başka bir şeydir. Madem ki çok seviyoruz Batı'yı. Madem İngiliz, canım İngiliz. Canım Fransız. Canım Amerikalı. Onların kanunlarını uygulayın.
Çünkü ben konuşuyorum. Aa, despotizma. Türkiye'de ülkenin demokrasi kurumsallaşması lazım. Ne? Bir Batı demokrasi asla bu Erdoğan'ı gönderir. Neden? Batı demokrasi, çağdaş normlar, Avrupa normları. Avrupa normu koyuyorum. Aha da Avrupa normu. Evet. Yapın onları. Evet. Sahiplendirin. Sahiplendiremiyorsanız çok bağıranlar sahiplensin. 1 milyon köpeğe baksın. Evet. İşi başı. Eğer onlarda olduğu gibi belli bir de sahiplenmezse bu, ben bakamıyorum buna. Bu bir tabiat kanunudur. Hı-hı. Yaşamam için ben bunu uyutmam lazım. Deyip uyutun. Hı-hı. Bu kadar mısın? Hı-hı. Söylüyorum. Benim görüşüm bu. Hı-hı. Hocam size şimdi size soruyorum. Çok detaylı bir soru. Tabii. Zor bir soru sizin için bence, biliyorum. Peki. Çünkü kolay değil. Deminki de çok iyi topladınız. Evet. Bakalım bu kemik mevzusunda. Evet. Şu haberi okuyup sadece size uzun uzun yorum yapma fırsatı vereceğim. Mama parası tatil. Bakın MASAK, evet, hayvansever adı altındaki STK'ları kurup bağış toplayan derneklerin para akışını denetlemiş. Bir haber. Ve çok kısa, hiç uzatmadan söylüyorum. Rapora göre sokak hayvanlarına mama almak için toplanan paralar tatile, kozmetiğe, araç kiralamaya veya konut kredisine gitmiş. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği 205 milyon lira bağış toplayan 21 STK'nın yöneticisinin profili dolandırıcının kanıtı gibi. Çünkü yöneticilerin hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık suçlarından kayıtları da var. Ya. Hocam bu böyle eklerde geç git. Tabii. Mama lobisinin bilmem kaç milyon ya parası. Araba bagajlarında çuvalla köpek maması taşıyan tipler. Birçok tanıdığım arkadaşım da var. Onlara da gitsin, herkese gitsin. Bagajda koku, bir kapağı bir açıyorsun, bagaja bir koku geliyor. Sokakları kirletmeler ve bu vahşeti görmeden de şu pabuca karşı çemkilen tipler. Hocam bu yasa bu şekilde geçecek diye inşallah umuyorum. Evet. Siz bunun çözümünü nasıl öneriyorsunuz yasayla ilgili de? Tabii bu başıbaş köpeklerle sınırlı olmalı. Yani bunu öyle görüyorum. Yasada bir de çok açık söyleniyor. Kuduz şeyi nedir, riski, tedavi edilemez noktaya gelmesi sınır yani tutmuş tabii yani. Hindistan'da aynı kategoriye burada girmiş. Etkin bir veteriner ağı da kurarsınız. Onu da tespit eder. Yani bu, bak ben Amerika'da bir süre bulundum. Üniversitenin lojmanında kaldım böyle. Ahşap bir evdi, küçük bir evdi, evde şirindi. Bunu izleyicimiz iyi dinlesin. Evet. Ben bu hikayeyi hatırladım şimdi. Ağaçlı bir yerdi böyle, güzel bir, şirin bir yerdi Texas'ta. İki hayvan Amerika'da sokaklarda görürsünüz. Sincaplar ve geyikler. Sizi görünce ürküp kaçanlar. Yani geyikler için torbalar dolusu mısır satılır. Ben de eve alıp bulunduruyordum aç kalmasın diye. Ürkek hiçbir zaman yaklaşamıyor. Bir yerlere koyuyorum ki oradan alsın da yesin. Ama kedi, köpek vesaire, hele köpek. Yani mümkün değil. Sokakta onu göremezsiniz. Ola ki görüldü. Hemen devreye girilir, hemen alınır. Sahibi var mı yok mu araştırılır. Yani orada da titiz tabii, kayıt sistemi var, bakılır edilir. Sahipsizse onlar kendi şeyiyle yasaları giriyor. Hemen hemen bütün herhalde eyaletlerde öyledir. Ben Texas'ta yaşadığımı söylüyorum. Sincap ve geyikler. Ne kadar da şirin. Ha. Bak gene Halis Harika Radyan'ı götürdün bize hocam. Baştan bu. Evet. Güzel ama bir yani, manzara. Tabii, bir geyik, bir de sincap. Yani yırtıcı bir hayvan. Neden peki? Çünkü halk sağlığı her şeyin tabii önünde. Tabii yırtıcı diyor. Kontrol edilemez diyor. Hepsi yeterince evcilleşmiş midir? Yani. Dolayısıyla çok açık bir şekilde. Çok güzel bir örnek aslında. Tabii, yani sonuçta tabii, ne diyor? Hani bir daha söyleyeyim tırnak tabii içerisinde. Çok sevdiğimiz. Tabii. Hani Batı normlarında. Tabii. Çağdaş demokratik normların olduğu. Tabii. Değil mi? Dispotek rejimin olmadığı. Tabii. Tek adam rejimi olmadığı. Tabii. Diyor ki böyle yap diyor. Bir de yani bu iyi diyor. Çok da yaygındır. Yani köpek sahipliği oralarda. Yani bizde biraz daha, evet, kedi yaygındır diyebiliriz. Ama orada köpek daha yaygındır. Ama sahipsiz mümkün değildir. İzin vermiyorlar. Tabii. Tek bir ihbarla araba tabii geliyor. Direkt alıyor şeyle, iple. Tabii. Tak diye atıyor. Yani öylesine de bağlılık vardır ki o köpekleri evin ferdi gibi kabul edilir. Evet. Ama evin içindedir. Evet. O zaten ödü patlar, dış ortama çıkar da yani tabii kendisi zarar görür diye. Yani kamu görevlisinin vereceği zarardan öte. Öyle kabul eder. Şimdi sen o bilinç düzeyinde misin? Oraya geldin mi? Bu hayvanseverlik bilinci mi? Bir kere çok korkunç bir şey o acılı babayı, anneyi oradan çıkartmak. Çok. Ben onu da büyük bir tepkiyle karşılıyorum. Evet. Yani her şeye rağmen.
Yani bu yapılmış olan oradaki saldırganlığa, o millete, yani sen onun orada oturmanın sebebi o milletin varlığıdır. Onu oradan nasıl çıkartırsınız o insanları ya? Milletin vekilisini, evet. Köpeklerin değil. Yani oradan sonra önce milletin evin sahibi o. Bak ben sizi diyor saygıyla dinledim. İtlerin vekilliğini yapmaya, evet, çalışıyor ki yani yapıyorlar bu, işte. Bu yani geldiğimiz yani nokta böyle bir şey. Böyle yapılır. Evet ve yani 4 milyonluk bir sayıya ulaşmış. Bunu kontrol edemiyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Ben sokak temiz, yani hijyen meselesi de var biliyorsunuz değil mi? Tabii. Hocam biraz dün de biz konuştuk. Tabii. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Erenköy'de işte 1970'li yıllardan sonu 80'li yıllardan bahsediyorum. Mesela bu kadar çok köpek yoktu. Tabii. Bu da bir toplumsal bir değişim de var burada. Yani o köpeklerin eve alınması bizim binada yoktu mesela. Bizim sokakta bir apartmanda o kadar bir tane köpek belki vardı. Tabii. O da söz konusu polise şikayet falan oluyordu. Böyle bir trend haline geldik. Ha, alıyorlar. Bunu da köpek severler yapıyor. Tabii. Alıyor, bakıyor, canı sıkılıyor, atıyor. Pandemi dedi. Tabii değil mi? Ya bunu sen hakkına girdin bu hayvanın. Sonuçta biz her zaman hayvanın masumiyetine inanırız. Aslan da masumdur. Tabii. Kaplan da masumdur. Dünyanın en saldırgan hayvanı. Gelincik de masumdur. Gelincik, evet, var gelincik. Evet, evet. O boyuyla kendi 10 kat büyük hayvanı avlar. Hı-hı. Allah onlara bir içgüdü vermiştir. Hı-hı. Onunla gider. Biz, tabii, onun zekasıyla hayvani güllerin aklından bahsetmeyiz. Tabii. Onda akıl yoktur çünkü. Tabii. O yüzden masumdurlar. Tabii. Ama onu hale getiren bu adamlar, bu tipler, hı-hı, bunu çoğalttılar. Şimdi çözelim. Ya bir daha söylüyorum son kez. Yani bunu güzel bir örnek verdiniz. Ya bak, ben de gördüm. Mesela Almanya'da çok vardır. Tabii. Sabah restoranda veyahut da otelde beklerken kahvaltıda sincaplar cam üzerine zıplak. Kimse, evet, bir şey yapmaz. Şey yapmaz ona. Ama sahipsiz tek bir köpek göremezsiniz. Tabii göremezsiniz. Önce insan der çünkü. Tabii. Yani bu tarafı da unutmamak, tabii, lazım. Doğru. O açıdan yani bunların sebebi de bunlar gene hayvanseverlik. Şöyle bir de aktarmış olayım. En büyük kötülüğü yapanlar da hayvanlara, bu hayvanseverler. Hı-hı. Mama lobileri falan. Tabii. Bir de böyle durumları da var. Niye? Bir köpeğin doğası batıda olduğu gibi yaşadığı doğal ortamdır. Tabii. Bir Sibirya kurdunun şaşkın bakkalın üçüncü katta ne işi var? Kısırlaştırıp ona bakıp mama veriyorum. Peki o istiyor muydu? Karar onun mu verdi o kısırlaşmaya? Mesela o da var. Evet. Çoğalacaktı. Belki alfa dişi olacaktı. Tabii. Yani. Onu siz parayla aldınız gittiniz, evet, bunu yaptınız. Tabii. Diye düşünüyorum. Yani çok açık. Ben de aynı kanaatteyim. O açıdan yani bir kere şunu saptayalım. Bakın halkın çok geniş bir kesim. Bu konuda yapılmış çalışmalar var. Mesela Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın bir çalışması oldu. Kamuoyu araştırması. %80'e yakın insanlar başıboş köpek sorunu çözülmeli diye feryat ediyor. Doğru. Evet. Peki. Peki nasıl çözülecek? Evet. Sevenler, hayvan, evet, sevenler, çok tabii sevenler canım, de dahil. Tabii. Evinde köpeğiyle fotoğraf çekiyorlar. Tabii. Olmaz dışarıda. Evet. Evinde köpeği olan da bunu istiyor. Tabii tabii. O açıdan çok açık bir şekilde bu sürecin çok aktif. Belediyeler elbette merkezde destek sağlayarak, ama belediyelerin de çok asli görevi olduğunu unutmadan, yasası var ya. Belediye mevzuatında yeri var bunun. Bir de o var hocam. Yani zaten hani, yasası var. Uygulanmış olsaydı bu hale gelmezdi. Tabii zaten. Gelmezdi. Belediyenin yani, en büyük şeyi. Bağırıyor ya kısırlaştırmayı. Bak bakayım belediyeler başta senin çok ideolojik yakınlık duyduğum belediyelerden başla bakmaya bak. Haydi bak. Yani. Soru bunda soruyu da konu. Evet, sorun bakalım. Yeterince bir şey yapmış mı? Yani ben yine bir Amerikalı mevkidaşımız İstanbul'a gelmişti. Onu misafir ettik. Aldık havalandan. Sarıyer'de oturuyorum. Bizim sitenin olduğu caddeye girdik. Çok sayıda. Sardı köpek. Bir trafik yavaşladı. Köpekler sardı etrafımı. Böyle hafif. Şok olmuştu. Evet. Kendi safarinde falan zannediyor. Bunların kim dedi, sahibi yok mu dedi bunların dedi. Kendi Tanzanya'da zannediyordu. Evet. Arabanın içinde tedirgin oldu. Şaşırdı. Refleksi öyle. Korktu. Saldırırlar mı? Durdururlar mı? Ben sakinleştirdim onu falan. Çok ilginç. Nerede? Sarıyer'de mi? Evet. Şaşırdı. Yani, şok oldu. Dışarıda bu kadar. Tabii. Şey zannetmişti. Tanzanya'da safariye katıldı. Yani şimdi. Etrafta kurban haynalar geldi. Bu olacak. Sırtlanlar. Evet. Sahibi yok demek zorunda kaldım yani. Şimdi sitelere giremeyen insanlar, çocuklar, bravo, yetişkin. O da ürküyor artık. Bu nedir şimdi yani? Bunu çözmeyelim öyle, doğru, mi? Hocam ağzınıza sağlık, sağ yüreğinize sağlık. Sağ geldiniz. Ne demek, sağ ol. Teşrif ettiniz. Günün manşetinde onurlandırdınız. Rica ederim. Ben çok mutluluk duydum. Rica ederim. Sağ olun. Çok da keyifliydi. Var olun. Efendim günün manşeti programı burada sona eriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. 24'te kalın.